Şimdi arkadaşlar burada hemen e, unutmamak için buraya A, buraya B, buraya C, buraya D yazalım. Şimdi ne demiş bize? Burada D yani X sonra C çarpı A. C çarpı A arkadaşlar 6 artı B çarpı yani 1 çarpı 9 eşitmiş 17'ye. Böylece bakın X eşittir 2 oldu B şıkkı. 360 dereceden büyük her açıda arkadaşlar 360 ile bölümünden kalını bulmak lazım. 540'ın da 360 ile bölümünden kalan nedir? 180 derece. Dolayısıyla 180 derece döndürmemiz gerekiyor. Haliyle 180 derece döndürdüğümüzde bakın şimdi şu nereye gelir? Gördüğünüz gibi buraya gelir. Şöyle doldurayım içine. Sonra arkadaşlar bu nereye gelir? Buraya gelir. Doldurdum. Yine bu kırmızı olan buraya gelir. Ve en sonunda da şu arkadaşlar buraya gelir. Buna uyan şık hangisi oldu arkadaşlar? D şıkkı. Şunu diyebilirsiniz tabi hocam neden hemen böyle karşılarına geldi? Zaten 180 derece dönmede şöyle oluyor bakın arkadaşlar. Bu bir doğrusal açıdır 180 derece. Diyelim sizin bir açınız var böyle alfa. Siz bunu 180 derece döndürürseniz bu alfa tam bunun zıttına gelir. Ters açısına gelir bundan dolayı. Burada arkadaşlar sıkıntı çıkaracak olan yer sanki şurası görünüyor çünkü orası bakın uçta kalmış. Biz oraya nasıl gideceğiz? Bir bakmamız lazım. Şimdi böyle giderim. Buraya dönerim. Bakın iki kere geçtim. O zaman mecburen burada sarı değil artık kırmızı yanacak. Sonra şöyle yoluma devam ederim arkadaşlar bu şekilde. Böyle gelirim, 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 gelirim. Gördüğünüz gibi her yere bir kere değdim sadece şu mavi ile karaladığım yeri arkadaşlar iki kere değdim. Dolayısıyla en fazla pardon en az bir kez kırmızı ışık yanar. Ortak kenarları olanları arkadaşlar değiştirebiliyoruz. Örnek 2 ile 3'ü yer değiştirdiğimiz zaman böyle 3-2 oluyor. Bunun gibi düşünün ya da 6 ile 9'u yer değiştirdiğimizde böyle 9 ile 6 olabiliyor. Şimdi buna göre ben neleri mantıklı olarak yer değiştireyim şimdi... Şu 8 ile 6'yı bir yer değiştireyim. Buraya 6 gelsin, buraya 8 gelsin. Tamam mı? Sonra arkadaşlar 8 ile de yeni durumda 9'u değiştireyim. Artık bu 6 gitti, burası 8 oldu. Burası 8 olsun, burası 9 olsun. Şu an 2 hamle yaptım değil mi? Adım adım böyle gidelim. Şimdi artık burayı hallettik. 7, 8, 9 oldu gördüğünüz gibi. Benim amacım 5'in olduğu yere 3'ü yazmak. Ne yaparım o zaman? Bakın şimdi. Buradaki 3 yerine 6 gelir. Sola atarım onu yani. Sonra arkadaşlar bu 8 zaten gitmişti. 6 olmuştu. 6'yı da değiştiririm. 3 olurum. 3. hamlemi yaptım. Şimdi buna göre artık arkadaşlar 3 ile de 5'i değiştiririm. 5'i buraya alırım. 3'ü buraya alırım. 5'i de buraya alırım. 4. hamlemi yaptım. En son artık arkadaşlar bakın 5 ile 6'yı yer değiştiririm. 5 hamlede böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u elde ederiz. C şıkkı. Sınavda bazen böyle mantığa dayalı bir veya iki soru soruyorlar arkadaşlar. Mesela bu soruda e, süre açısından eleyici bir soru olabilir bu anlamda. Şimdi toplamların en küçük olması için bu mavi ve sarılar en azmış ya. Buraya bir yazsak, buraya iki yazsak mesela. Şunu da unutmamalıyız. Hemen çizeyim üstünü böyle satır ve sütunun. Bu satır ve sütunda arkadaşlar siyah en büyük kare olması lazım. Dolayısıyla hemen oraya 5 deyip 1, 2, 3 cevap 8 derseniz soru patlar. Onu söyleyeyim. Neden? Sonuç olarak arkadaşlar siz buraya 1 yazdığınız zaman şuraya bak 9 yazalım. Buraya 8 yazalım. İttirelim oraya. Böylece siyah kareyi etkilemesin bak. Mümkün olduğunca siyah kareden küçük olması lazım diğerlerinin. Haliyle buraya e, o zaman ne yazayım? 3 yazayım. Buraya da 4 yazayım. Buraya mecburen 5, 6 yazsak siyahı en az 7 yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu şartlarda dolayısıyla toplamları en az 10 oldu. Talimatı bize vermiş arkadaşlar nasıl yapacağımıza dair. Şimdi buna göre e, katladığımız zaman 3, 7, 1, x, 1, 2 ve 8, 9 üst üste gelecek. Yazıyorum bakın sıfırdan. 7, 3, 4 çünkü farkı mutlak değerine demek? Büyük olanı yaz. Büyük olandan küçük olanı çıkar demek. Mutlak x eksi 1 böyle. Sonra 2 eksi 1 1. 9 eksi 8 1. Yanlarında zaten arkadaşlar 5, 12, 9, 3, 6, 3, 4 ve 1 duruyor. Şimdi biz bir de bunu 5 numaralı doğrudan aşağıya doğru katlayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 4 ile 1'i çıkardığımız zaman 3, 5 ile 3'ü çıkardığımızda 2, 6 ile 1'i çıkardığımızda üst üste geldikleri için 5. Burada buna bir soru işareti koyalım. Böyle yapayım onu üstte göstereyim. Mutlak x eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri çünkü orada bir denklem çözeceğiz bir nevi. Sonra arkadaşlar 12 eksi 9'dan 3 ve 3 eksi 4 veya 4 eksi 3'ten farkın mutlak değeri olduğu için 1. Bunların hepsinin toplamı 6, 3 daha 9, 2 daha 11, 3 daha 14 oldu. Demek ki soru işaretine 2 gelmeliymiş. Buraya o zaman arkadaşlar şıklardan bakın 4'ü yazdığımız zaman 3 eksi 1'den 2 geliyor. Nasıl olsa şıklar var burada artık denklem çözmeye uzun uzun gerek yok arkadaşlar. C şıkkı geldi. Önce yazılanlar kaç tane onu bulalım arkadaşlar. 1'den 13'e kadar kaç sayımız vardır? Son terim eksi terim böyle artış miktarı artı 1. Yani 7 tane sayımız var bu 1. İkincisi bakın şimdi 1 ya 2 tane boşluk var. Küçük sayı ne? 3 ile 5'in arasındaki küçük sayı 3. Bakın gördüğünüz gibi 4. Sonra 5 mi? 6. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ardışık iki sayı arasında küçük olanın bir fazlası dediği için küçük olan 1, küçük olan 3, küçük olan 5 şeklinde olacak. Böylece 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 arkadaşlar buradaki boş kutu sayısı. Dolayısıyla bunların toplamı da ne olacak? 2 parantezinde 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı yani 6 çarpı 7 bölü 2. Bunlar gitti. 21 tane de buradan geldi arkadaşlar. Şey pardon sadeleşti affedersiniz. 42 tane de buradan geldi. İkiler gidince toplam 49 tane boş ve dolu kutu var C şıkkı. Adım adım gidelim arkadaşlar. Verilen talimatları uygulayalım. 2, 2 yazdık. İkinci adımda X yerine ikisinin çarpımını yazacağız. 4 olacak. Y'yi aynen bırak. Üçüncü adımda arkadaşlar bu sefer x'i sabit bırakacak, bırakacağız. Y'yi ikinci adıma göre bir arttıracağız. Dördüncü adıma geldiğimiz zaman x değeri 150'den küçükse birinci adımdaki x ve y değerleri yerine artık yeni bir adıma geçtik. Dördüncü adım için. birincinin yerine en son neyi yazacağız arkadaşlar? Üçüncü adımda elde edilen sayıları yazdık. 4, 3. Bu artık yeni birinci adımımız. Çünkü burada bakın sonucumuz 4 olduğu için x'te 150'den büyük değer elde edemedik. Şimdi başa döndük 4, 3. Artık ikinci adımda ne yapıyorduk? Bunların çarpımını yazıyorduk. Y ye aynen kalıyordu. Üçüncü adımda y'yi bir arttırıyorduk. Dördüncü adıma geçtiğimizde x gördüğünüz gibi 12 yani 150'den küçük arkadaşlar haliyle başa döneceğiz. Yeni durumda arkadaşlar birinci adımımız artık 12 ve 4. İkinci adımımız 48 ve 4. Üçüncü adımımız arkadaşlar böylece 48'e 5. Dördüncü adıma geçtik. 48 bakın gördüğünüz gibi hala 150'den küçük. O zaman yeni birinci adımımızda x 48 y 5. İkinci adımımızda bunları çarpıyoruz. 240 oldu. Burası 5 oldu. Üçüncü adıma geçtik. Bu 240 kaldı. Bu 6 oldu. Dördüncü adımda gördüğünüz gibi artık 240 150'den büyük olduğu için haliyle bitti. Cevabımız 240 oldu. Dolayısıyla rakamlar toplamı da 6.